Dinarın kulu helak olsun, dirhemin kulu helak olsun, kadifenin kulu helak olsun. Yani elbiseye tapan insanlar var, giyime kuşama tapan insanlar var, helak olsun. Ev eşyasına tapan, hamiseye tapan insanlar var, helak olsun onlar diyor aleyhissalatü vesselam. Peki soru şu, ne yaptığı takdirde bir insan paraya, eşyaya, elbiseye kul olur? Allah'a kul olmanın dışına çıkar. اِذَا اُعْطِيَ مِنْهَا رَضِي وَاِلْ لَمْ يُعْتَ مِنْهَا سَخِتْ. Kendisine ondan verildiği zaman mutlu olur, razı olur. Kendisine ondan verilmediği zaman öfkelenir, isyan eder, kızar. Asla yanına yaklaşamasın. Para kazandı mı? Keyfine diyecek yoktur adamın. Ama para kazanmasın, işler yolunda gitmesin. Allah Rezzak'tır. Dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Hak getire böyle bir şey. Öfkelidir. Yanına yaklaşamazsın, trafikte kavga çıkarır, insanlarla sorun çıkarır. Niye? Çünkü ilahından uzak kalmıştır.